Abi biz dün iki gün önce kız kardeşim kaybolmuştu Zehra Melis Ekin. Yani onunla ilgili bir gelişme var mı acaba size ulaşan? Çok zor durumdayız yani ailemiz kendisi. Belki biraz korkmuş, ürkmüş olabilir. Yani artık hani evine dönsün biz başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani sadece yanımıza gelmesini istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz ondan. Sadece ya da arkadaşları varsa belki kollayıp sahip çıkmak istiyor olabilirler. Yani böyle bir şey gerek yok artık hani yardımcı olsunlar bize de çünkü herkes artık perişan hani bir şekilde bir yardımcı olunursa gerçekten çok güzel olacak. İki gün önce saat iki civarında taksiye bindirdim eve gitmesi için bir erkek arkadaşıyla gördüm onu. Telefonunu aldım, taksiye bindirdim, sen eve git diye. Farklı farklı insanlarla ve bu insanlar kendinden çok büyük. Bunlarla böyle bir münasebetin olduğunu görünce telefonunu aldım hemen sağ sola koşturdum. Kimle görüşmüştür ve çok farklı şeyler gördüm yani. Kafe sahibi arkadaşları var mesela. Ya ondan sonra o taksiden erken inmiş. E oradan sonrasını bulamadık. Bir aynı günün 3-4 saat sonra bir arkadaşına uğramış. Oradan işte bana yardımcı olabilir misin? Ailem benim peşimde. Abim beni öldürecek demiş. O da hani kimsenin ailesi böyle bir şey yapmaz. Diye. Ben şey yap ona da kızmış. Hani öyle deyince kaçmış oradan uzaklaşmış. Ya onun ertesi gün tekrar biz çocukla iletişime geçtik. Onun tekrar evine uğramış haber veriyoruz polislere. Hani burada 5 dakika önce buradan çıktı diye oradan çıkıyor ama hani herhangi bir şekilde ilgilenmiyorlar bile. Hatta mobese bakalım diyoruz. Her tarafı görebiliriz. Onunla bile ilgilen hani yazı lazım, başka bir şey lazım. Yani illa kardeşimin başına bir şey mi gelmeli hani? Zaten herkes çok kötü, çok gerginiz, üzgünüz, sıkıntılıyız artık yani bir şeyler yapılsın. Çok telaşta kaldık. Umarım ...en yakın zamanda birileri yardımcı olur da buluruz... Yani. ...diğer bakırda olduğunu düşünüyoruz yani... ...hava çok soğuktu... ...biz sabah 5'e kadar dolaştık arkadaşımla... ...her tarafa baktık yani... ...aramadığımız yer kalmadı... ...yani şehri gezdik de ne kadar olabilir... Artık yani elimizden bir şey gelmiyor bu saatten sonra. Polisler okuluna uğradık, dershanesine uğradık, eski arkadaşlarını gördük. Yani erkek arkadaşı mı var artık yani çok mu seviyor, çok mu koruyor, kol diyor. Lütfen buna gerek yok yani bu kız küçük 17 yaşında. Yani canı da sıkılıyor. Biraz ürkmüş ve panik bozukluğu, kalp rahatsızlığı var. Yani lütfen artık hani varsa bir şey ortaya çıkaralım. Yani yardımcı olursa çok güzel olacak. Şu anda kırmızı bir çanta var. Var sırtında kahverengi bir şey Ayakkabısı ve e, Siyah bir pantolonu var Kül rengi bir montla geziyor çocuk Saçı açık şu kısa kulağında iki tane piercing var Belki burnunda hızma da Hani olabilir Yani en son bu, bu şekilde Ve görenlere de hani şunu söylüyorum Biri görmüş mesela Bu yol parası verip onu bir yere göndermiş Talaytepe otogar mevkiine. Yani şimdi Hani polise haber vermek yerine bu şekilde bir yardımcı oluyorlar. Hani artık bu doğru olan bu değil diye düşünüyoruz. Çünkü yardıma ihtiyacı olan o değil bizleriz artık. Çünkü o ne yaptığını bilmiyor. Çok ürkmüş olabilir. Ya yani artık canımız gidiyor. Lütfen hani bir yardımcı olunursa çok güzel olacak. Yani lütfen gelsin artık. Yani kimsenin ona dokunacağı yok. O canımız hani ne yapacağız? Biz nasıl öldürelim ya? Yani? Nasıl kıyalım hani? Her şeyimizi seferber ediyoruz. Oradan buradan artırıyoruz. O, o eğitimine harcıyoruz. Üstüne, başına, kıyafetine. Fotoğraflarımız var. Görülecek. Sarılıyoruz, öpüyoruz. Sabah bile çok güzeldi. Sıkı sıkı sarıldı. Çok özlemiştim zaten. Öğlen çıktık, gördük. Erkek arkadaşıyla. Kızdım ben de ona yani. Hani senin ne işin var? Senin dershanede olman gerekiyor. Bizim de artık bunda bir sorumsuzluğumuz var mı gerçekten bilmiyorum. Hani belki de iyi davranıldığı için, güzel güzel konuşulduğu için. Bir kardeşim mühendis, ben diş hekimiyim. Hani ne kadar annem sağ olsun her şeyle ilgileniyor. Yani babam çok temiz bir insan. Hani ne yapalım bilemedik ki. Hani ne oldu da böyle oldu artık bilemiyoruz biz de. Şey ya Melis lütfen gel kimse karışmayacak, kimse dokunmayacak. Biz seni çok seviyoruz. Yani neredeyse sen çık e eve gel yani. Belki o da görüyordur, izliyordur in inşallah nasıl şey hissediyor olabilir ayrı? Yani çok seviyoruz. Baka, bakar mısın abi yani? Böyle bir şey kardeş artık bilmiyorum yani. Ben fazla konuşamayacağım. Yani onlarla iletişime geçmiş. Aradık yani mesela mobese kaydına bakılabilir. Hani bunu arayacak onu.